Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Sonunda bir footlog daha çekmeye karar verdik. Normalde her hafta çekmemiz gereken bir footlog'u 5. kere çekiyoruz. Ve ligin ilk yarısını bitirmiş bulunuyoruz. Ligin ilk yarısı bitti. Sürprizler oldu. Hani garip garip şeyler de oldu. Olması gereken şeyler de oldu. Şöyle hani topluca baktığımızda enteresan bir sezondan geçiyoruz aslında. Aynen, çok enteresan. Herkes puan kaybetmek için hani yarışıyor resmen. Aynen. Herkes puan kaybediyor. Bir hafta 3 büyüklerden biri puan kaybetti mi, diğer 2 büyük de kaybediyor. Zaten Fenerbahçe her zaman kaybediyor. Fenerbahçe'nin galibiyeti sayılı. Şöyle baktığımızda ligin zirvesinde Başakşehir'i görüyoruz. Başakşehir çok göze hoş gelen bir futbol sergilemese bile en azından kazanmayı biliyor. Kazanmayı biliyor. Sonuca evet. Odaklı bir futbol oynuyor. Robinho geldi ve Robinho tamamen müthiş bir transfer. Yani nokta transfer diyebilirim ya. Aynen. Adam yani en basit örnek Galatasaray maçında bile hani attığı ikinci gol inanın çok iyi ya. Adam bu yaşında klas. Klas. Alex gibi ya. Alex'in heykeli bile iş yapar yani. Klas abi. Aynen. Öyle şimdi şeyi konuşalım. Kasımpaşalı Cagne. Abi Kasımpaşalı Cagne. Sence rekoru kırar mı? Ben baktım mesela, araştırdım. 29 gol. Yok. Tanju atmış. He, 37 gol atmış. He şey golünü. Bir sezonda ligde. He evet. Yanlış hatırlamıyorsam 89-90 mı? Öyle bir şey olması lazım. Tam emin değilim ama tam 37 gol atmış. Sence kırar mı 37 gol? 37 golü kıramaz bence. 20 gol atmış ilk yarıda. 20 gol attı. En çok gol atan yabancı futbolcu Gomis 29 gol. 29 gol. 29 golü 29 kırabilir. 29 golü kırar. Kırar diyorum ben. Ya yani çok büyük bir şey olmazsa kırar yani. Kırar çünkü çok hani çok üst düzey oynuyor. İki kişilik oynuyor adam. Aynen. Garip, her gün her maç ikişer gol atıyor abi. 17 maçta 17 maçta 20 gol atmış. 20 gol ne demek ya? Bir hani Süper Lig seviyesinde hani bir ortalamanın üstüne çıkmak ne demek? Aynen öyle. Ama ya Cagne'nin hani Galatasaray transferi de konuşuldu. Gerçi Galatasaray'a şu an Falcao'nun geleceği konuşuluyor. Yani şey bir story paylaşmış Falcao'nun menajeri. şey Türkiye şeyimine, ayağımına işte bir story paylaşmış, hani Falcao'nun isimleri, hani şey gibi, kelime bilmecesi gibi, F'yi yazmış, A'yı boş bırakmış mesela, Falcao belli işte. İşte gelecek yakında falan, kupalar kazanmaya mı ne falan. Ama Galatasaray'a geleceği konuşuluyor. Gelir mi? Ya gelebilir ya. Belli mi olur? Belli mi olur, aynen. Yani kiralık gelir ve çok da iş yapar bence. Başka bu sezon zaten Fenerbahçe sarsıldı. Galatasaray'ı yani Şampiyonlar Ligi birazcık şey yaptı. Sarstı ama daha yıkmadı. Aynen. Beşiktaş sıkıntıda. Yani şöyle söyleyeyim, taraftarlar Fikret Orman'a eskisi kadar güvenmiyor. Şenol Güneş'e de aynı şekilde. Ya bilmiyorum ama şöyle bir şey var. Şimdi Pepe falan da gitti. Aynen. Hani bir mali kriz söz konusu. Pepe'nin hani şey olduğu söyleniyor. Hani ödediği çalışanların maaşını ödüyor. Abi Pepe bu ya. Yani. Pepe dünyanın parasını kazanmış. Adam kaç tane Şampiyonlar Ligi kazanmış? 2 tane mi? 3 tane mi? 3 tane Şampiyonlar Ligi kazandı. Belki. Daha fazla bile olabilir, bilmiyorum. Peki sana şöyle sorular sorayım mesela. Şu anda geldi aklıma. Doğaçlama. Ligde ilk yarıda öne çıkan futbolcu. Başta kimi sayarsın? Cagney'i sayarım. Cagney'i sayarsın. Başka düşünelim. Peki bu yılın bize kazandırdığı futbolcudan kimi sayarsın? Ozan Kabak'ı sayarım. Ozan Kabak. Beşiktaş'tan şey sayar mısın? Dorukhan'ı. Dorukhan iyi de evet. Son mesela onu bu yıl tanıdık. Falan. Aynen öyle. Onu bu yıl tanıdık. O da yeni kazanımlardan. Aynen öyle yani şey biri ya. Gerçi sakatlanamadı. Sakatlığı ciddi değil galiba. Bilmiyorum. Ben çok ciddi değil diye duydum ama. Ondan sonra başka kimi sayabiliriz? Bu yıla damga vuran. Ya bir tane Dorukhan'ı saydık. Evet.
Öne çıkan Cagne kesinlikle. Evet. Takım olarak da yani. Bence Trabzonspor. Bence de Trabzonspor. Trabzonspor. Aynı fikirdeyim ben de. Farklı oynuyor ya. Bir havaya girdiler. Aynen öyle. Ve yakaladılar, devam da ettiriyorlar. Evet, önemli bir şey. Yani. Mıymış acaba? Önemli bir şey abi. Bu çok önemli bir şey. Yakaladığın havayı devam ettirmek. Sönersen çünkü dibe gitme olasılığın o kadar artıyor. Aynen öyle. O havanın söndüğü anda. Aynen öyle. Böyleydi ya ilk yarı. İlk yarı evet, enteresan. Çok enteresan. Enteresan. Bizim açım yani Fenerbahçeler olarak yıkım yani yıkıldık ya. Aynen. Yani yıkıldık. Şimdi Ersun Yanal da geldi. Fenerbahçe için söyleyeyim. Bilmiyorum neler olur. Hayırlısı olsun. Bakacağız zaman. Zaman abi. Her şeyin çaresi zaman, zamandır. Yani şimdi bazı Fenerbahçe taraftarları diyor ki Ali Koç'un başarısız mı? Tarihin en başarısız başkanı. Doğru. He. Doğru. Ne yapabiliriz? Fenerbahçe tarihin en başarısız başkanı mı? Evet. Aynen. Ama bu bizi şu an hani battığımız noktada olan da Ali Koç ama bizi çıkarabilecek olan da Ali Koç diye düşünüyorum hala. Ya eleştirmekle bir yere varamayacağız. Varamayız. Adam çok yaptı. Ama hatasını da anladı. Taraftan sesine de kulak verdi ki sağduyulu bir insan. Aynen öyle. O yüzden bütün firmalarını seferber etti adam. Adam yani mali olarak çok rahatlattı. Rahatlatıyor evet. Yani en azından gerçeği söylüyor. Öyle düşünelim. Yani ne kadar doğru gerçeği söylemek bilmiyorum. Bazen şeydir mesela krizdesindir ama poker face olman lazımdır. O mali açığı göstermemen lazım. Bu da tam tersi ilerliyor. Aynen. Bunlar var diyor yani. Şeffaf. Şeffaf. Böyle. Finansal fair play'e uyamayabiliriz diyor. Söylüyor mu lan açıkçık evet, yani? Aynen. O toplantı. Hani şey yapabiliriz diyor. Yani. Basarız parayı alırız diyor yani, ama belki de şey olur. Belki de sıçtık çok, batırdık diyecek aynen. Yani. Aynen. Çok büyük riske girecek. Yani. Başkan demiş ya kanka. Mustafa Cengiz. Galatasaray Sayın Başkan. gerçekten gördüm bomba onu. Gibi açıklamalarla gündeme düşüyor. Bomba açıklamalar. Ozan Kabağan diyor ki Ozan Kabağan bonservis bedelinin yani serbest kalma bedelinin 7,5 milyon euro olduğunu teklif geldikten sonra öğrendik diyor. Şimdi. Sayın Mustafa. Başkan. Bu nasıl bir açıklama? Sayın Başkan. Şimdi bu bir kere Galatasaray taraftarlarına bir hakarettir. Ya bu çok saçma sapan bir şey. Abi çok saçma bir şey. Sen kaç tane futbolcun var ya? 1 milyon tane futbolcun yok senin ya. Hani abi nasıl bilmezsin? Ozan Kabağı gönderecek adam. 18 yaşında adam ya. Taş gibi stoper. Bir de şey açıklaması var kanka. Hani Fener'i yendiler ya basket. Şey diyor. Bu diyor basketbol 20 yıllık basketbol tarihimizin diyor en diyor şey sezonu diyor. Hayır pardon. En verimli. En şey maçı diyor. En tarihi maçıydı. Euro Cup kazandığı maçı hatırlamıyor musun salak? Kanka bak şimdi bir kere ne olursa olsun bu bir derbi değil mi? Aynen. Şey diyor. Paranın diyor tere karşı zaferiydi diyor. Şimdi Sayın Başkan. Fenerbahçe basket takımı. Sen daha iyi bilirsin. Hı hı. Yapılanırken sizin eliniz neden armut topluyordu? Niye baskete yatırım yapmadınız? Neden baskete yatırım yapmadınız? Tamam Fenerbahçe çok güzel ekti, çok güzel de bitiyor şu an. Güzel temel oturdu, çok sağlam bir koçla işe gidiyor. İyi de bir bütçesi var ve işler yolunda gidiyor. Ama sen şu haberi duydun mu? Aynen ona da gelelim. Onu da konuşalım. Ama Sayın Başkan, sizin de neden yapmadınız yani bunu? Aynen. Bunun bir açıklaması yok ki. Şey diyor, 20 yıllık basket tarihi diyor ya kanka, 20 yılla alakası yok hocam. 90 yıl mı, 80 yıl mı neymiş. Saçma sapan işler. Abi salacaksın onu ya. Sal artık. Neyse, onu fazla konuşmaya gerek yok. Basket konusuna burada girmeyelim. Aynen. Onu başka şeylerde açıklayacağım ben zaten. Diyeceğim çok şey var o konularda. O yüzden şimdi şeye geçelim. Son konumuz olan Serdar Aziz gündemi var şu anda minikten. Evet abi ya. Minikten bir Serdar Aziz var yani. Şey deniyor hatta. İşte midesinde ağrılı sancılar olduğu nedeniyle maça çıkamayacağını, antrenmanlara çıkamayacağını söylemiş.
Fakat ertesi gün Panamalar'da tatile gittiği söyleniyor. Yani şimdi Serdar Aziz'e yapılan şey hani bu ilk PR mı? Şey dedik ya, mobbing dedik ya hani takımdan soğutma ve takım oyuncuyu taraftarın önüne atarak bir şekilde adamın kendi şekilde gitmesini sağlamak. Aynen, vazgeçiriyorlar yani aynen adamı. Büyük ihtimalle onu yapıyorlar ve Serdar Aziz'i ben yiyorlar gibi. Abi Serdar Aziz çok iyiydi. Aynı Ozan Kabak gibi hatırlıyorsan evet, patladı. Evet. Aynen. Ama ondan sonra bir sakatlık yaşadı. Evet. Başta biliyorsun. Ondan sonra bir düşüşe geçti. Evet. Hala inişte ama futbolundan benim futbolundan yana bir şüphem yok yani. Bence de abi kaliteli stoper yani. Sadece sakatlıklarla biraz boğuştu. Ama kaliteli stoper. Kademe, vücut, yapı, fiziksel. Yakışıklı adam. Her yeri sağlam yani adamın. Fiziksel yapısı gayet iyi. Yani böyle. Fenerbahçe'de Fenerbahçe'yle de bir şey var. Serdar'ın görüşmesi. Teması varmış. Herhalde. Beşiktaş'ın galiba, da varmış. Yalan da olabilir. Beşiktaş'ın da varmış galiba. Bilmiyorum. Çok hurafe var. Şimdi bir de yara girdi ya. Sen gör haberleri. Evet, transfer dönemi de geliyor. Aynen. Yalan haberlere iyi izle şimdi. Transfer dönemi geliyor. Bakalım ne oluyor. Fener fabrikası yapmışlar. Ya abi geç ya. Aman. Yok Messi gelecek. Kanka bir de şeye bakalım. Şimdi lig durumunda sonlara bir baksak. Erzurum, Fener, Çaykur Rize. Nereden gördük? Şimdi Erzurum, Kayseri, Rize. Kayseri, Alanya. Erzurum, Rize, Fenerbahçe. Küme düşme hattında. Ya ben ilk futbolda şey demiştim. Erzurum, Rize. Bir de ne demiştim? Ben ne demiştim acaba ya? Aksem demiştim. Ben ne demiştim acaba ya? Kanka sen ben yeni şeyi hatırlıyorum. Sadece şeyi hatırlıyorum. Yeni Malatya da çok iyi lan. Yeni Malatya. Ben sana sadece senin Göztepe dediğini hatırlıyorum. Ama diğerlerini hatırlamıyorum ne dediğini. Ben Erzurum Rize'yi dedim ama diğer değerli Akhisar mıydı? Antalya sonlarda olur demiştim. Bak Antalya ama toparlandı. Aynen toparlandı. Yani bu işler belli olmaz. Gene birer şampiyonluk tahmini alalım. Şampiyonluk tahmini benim Başakşehir yani net. Benim de Başakşehir. Başakşehir şampiyon olur sen. Başakşehir şampiyon olur. Robinho hamlesi çok güçlüydü. Aynen. Güçlüydü adam şu an 6-7 gol bile alsa ikinci dönem çok yeter. İkinci yarı çok yeter yani. Mental açıdan yardımcı olsa bile yeter. Yeter abi. Yani. Abilik yapsa bile takımın yeter. Takımın abisi olacak. Öyle işte. İyi bakalım. Güzeldi, güzel bir videoydu. İyi. Futbol kartı aksatmayalım. Aynen inşallah. Aksatmayacağız inşallah. Şimdi biz de tatile gireceğiz. Aynen. Bakalım ne olacak. Fethiye'den devam edeceğiz videolarımıza. Evet. Haydi bakalım. Teşekkürler izlediğiniz için. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.